Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da bazı ülkelerde yapılan koronavirüs yardımlarıyla ilgili olarak maalesef üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Pek çok kişinin haksız yere bu koronavirüs yardımlarını aldığı hakları olmadığı halde müracaat ettikleri ve bu yardımlardan faydalandıkları ortaya çıktı. Ancak Geride kalan zaman zarfı içerisinde yapılan bu yardımlar tek tek devletlerin maliyeleri tarafından inceleniyor yapılan beyanların doğru olup olmadığı da ortaya çıkıyor Fransa'da hakkı olmadığı halde korona yardımı alan bir Türk Berber onay hapis cezasına çarptırıldı bakalım detaylar neler Fransa'nın Lyon kentinde karantina boyunca 24 bin euro korona yardımı aldığı belirtilen Türk Berber hakim karşısına çıktı mahkemede Yardım hakkımızın olup olmadığını bilmiyorduk denedik ifadelerini kullanan 34 yaşındaki berberle ilgili karar açıklandı. Kamu Maliyesi Daire Başkanlığı şüphelinin bildirdiği yıllık cironun gerçek olmadığını ileri sürdü. Söz konusu sahsın hiçbir zaman yıllık vergi beyanında bulunmadığı iddia edildi. Mahkeme Başkanı'nın söz verdiği berber ise Fransızcayı pek anlamadığım için eşimle birlikte elimizden geldiği kadar dosyayı tamamladık ifadelerini kullandı. İyi yapmışsın. Mahkeme sonucu hakim hakkı olmadığı halde 24 bin euro yardım aldığı kaydedilen berberi 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yine değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın Almanya başta olmak üzere pek çok noktasında benzer davaların devam ettiğini biliyoruz. Bunları sizlerle paylaşacağız ancak arkadaşlar bakın. Koronavirüs döneminde evet esnafa bir yardım yapıldı az ya da çok ciroları oranında Almanya'da mesela geçen yılki cirolarının yetmişi oranında devlet yardım etti. Bu işte Avrupa'nın tamamında ciddi bir sorun var. Şöyle ki sen esnafa yardım ediyorsun et daha fazla et bunda bir sorun yok. Ama baktığımız zaman emekliye 5 kuruş yok. İşçiye 5 kuruş yok. Memura 5 kuruş yok. Bunun yanı sıra ev hanımına hiç para. Alınan bu sosyal yardımlar haricinde vatandaşa tek kuruş para yok. Şimdi ayırıyorsun diyorsun ki berbere var, Ali'ye var, Veli'ye yok. Kardeşim aynı sorunu, aynı sıkıntıyı biri az yaşıyor, biri çok yaşıyor. Şimdi tamam hukuki olarak bu vatandaşımız suçlu buna ben bir şey söylemiyorum. Mahkeme ya yargılamış, kararını vermiş. Bitti onay geçmiş olsun. E ama baktığımız zaman şöyle bir durum var. Son bir yıl içerisinde markette, çarşıda, pazarda fiyatlar arttı. E, vatandaşın almış olduğu sosyal yardım aynı, bağışlar aynı, emeklinin parası aynı, kiralar arttı. Son bir yıl içerisinde Avrupa'nın tamamında kiralar artmış vaziyette özellikle büyük şehirlerde korkunç bir şekilde arttı. insanlar ev bulamıyorlar. E şimdi böyle de gerçekler var arkadaşlar. Bir tamam yargıladın, haksız yere başvurmuş. E sonuç arkadaşlar biz korona yardımını sadece esnafa yaparız. Ya niye sadece esnafa yapıyorsun kardeşim? Şimdi bakın beraber bir hesap yapalım. Bir vatandaş 2000 euro maaş alıyor. Şu anda Avrupa ortalaması ev kiraları 800-850 euro civarına kadar gelmiş vaziyette özellikle büyük şehirlerde, büyük ülkelerde. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da bu civarlarda. 2000 euro maaşı alan bir kişinin 800 euroyu kiraya verdiğini düşünelim bunların faturaları var elektriği var vesairesi o su, bu su var Arkadaşlar son bir yıl içerisinde sadece doğalgaza yüzde 33 oranda Avrupa ortalamasında zam geldi kalorifer yakıtına yüzde yüz oranında son bir yıl içerisinde zam yapıldı markete gidiyor vatandaş almış olduğu gıda ürünlerine son bir yıl içerisinde en az yüzde zam Şimdi bu parayı topladığımız zaman ödenen faturalar, gıdalar vesaireler vatandaşın ayakta kalabilmesi, mevcut sosyal yardımlar da dahil olmak üzere eskisi kadar kolay değil. Her şunu söylemiyoruz, insanlar aç falan böyle bir şey asla söylemiyoruz, yok öyle bir şey. Ama anlatmak istediğimiz devletlerin de vermiş oldukları bu sosyal yardımları tekrar gözden geçirmesi gerektiği. Niye vatandaşını ayırıyorsun kardeşim? Birine var, birine yok. Ne dediler? Evde kalın, işte teması kesin vesaireyi kesin. Bu zaman zarfında insanlar daha çok para harcadı, daha çok tüketim yaptılar. Öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar devletler şunu söylüyor. Diyor ki alışın bu işe. Bu korona işine alışın. Hiç kimse ne zaman bitecek, bu işin son durağı neresi, ne zaman bu sıvılardan, ne zaman bu testlerden, haplardan, onlardan, bunlardan kurt kurtulacağız. Bununla ilgili hiçbir adım yok, yargılama yok, muhatap yok arkadaşlar, hiçbir şey yok. Ne var? Korona yardımını fazla almış sen, hadi bakalım kodese. Bu kadar başka bir şey yok. Almanya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Emeklilere %5.2 oranında zam yapacaklardı 2022 yılı için. Yeni hükümet geldi dedi ki biz 5.2 oranda zam veremeyiz size yüzde 4.4 veriyoruz dedi alacakları zam mı bile düşürdüler arkadaşlar şimdi yine yeni vergiler geliyor çalışanların maaşından kesilen paralar artacak ev kiraları uçmuş vatandaş özellikle evinden çıkmak zorunda olan taşınmak zorunda olan insanlar var ev bulamıyorlar Merkel döneminde yapılan konut sayısına bakıyoruz Almanya'nın yani şöyle söyleyeyim devesinde kulak yani. Ne? Biz sosyal devletiz. Nasıl sosyal devletsin? Vallahi bilmiyorum. Yani iyi ki sosyal devletler, bir de sosyal devlet olmasalar kim bilir neler olacaktı. Yani bu zaman zarfında vatandaş zaten sıkıntı içerisinde, evet kardeşim biz vatandaşımızı ayırmadan bu paraları verelim demiyorlar. Söyledikleri tek bir şey var. Sen uygun musun değil misin? Vereceksin kardeşim. Bahsettiğimiz ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Kasada para var. Yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir dönemde, böylesine bir salgın döneminde sen vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Kıymetli izleyicilerimiz siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa onları da yazabilirsiniz. Sizden ricam lütfen videolarımızı beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olmanız Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese Türkçe haberden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.